teşekkür ederim Tamer Bey. Ben de teşekkür ederim. Güzel yayınınız için iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. Ben size kendi adıma ve Kivanc Tatlitug North America grubu olarak çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ben biraz grubumuzu tanıtayım. Biz yaklaşık 5000 kişilik bir fan kulübüyüz. Ve 10 kişilik bir yönetim grubumuz var, admin. Ben onlardan biriyim, tercümelerden sorumluyum. Hiçbir kar amacı gütmeden sadece sanata vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı ve bu vermiş olduğunuz mesajları biz doğru bir şekilde Amerika kıtasındaki seyirciye yansıtma için bir çalışma yapıyoruz. Şimdi benim size Amerika'daki seyirci size Cesur ve Güzel dizisiyle tanıyor. Ve meşhur Tahsin Korludag rolünüzle çok severek izledik, çok takdir ettik sizin sanatınızı. Şimdi bizim bazı sorularımız var bu diziyle ilgili. Öncelikle Amerika'daki seyircilerin niçin 2,5 saat çekildiğini çok merak ediyorlar. Ve bu sizin çalışmanızı çok zor mu sizin için bir sanatçı olarak bunun... sizden duymak istiyorlar çalışma şartlarını. Cevabı çok basit. Kuşak doldurmak istiyorlar. Yani haberlerden sonra, haber saatinden sonraki kuşak gece insanlar yatıncaya kadar, aşağı 12'ye kadar diziye gidiyor. Çünkü arada da 4 defa reklam alıyorlar diziye. Dolayısıyla başka bir program kullanmamış oluyorlar. Reklamda kar kalıyor. O zaman bunu tercih ediyor. Ama bu oynayanlar için, çekenler için evet. Ve izleyenler için zor olur. Bir dizinin çekimi, biz seyirci olarak bunu 2,5 saat olarak görüyoruz. Yaklaşık bir hafta boyunca sürüyor mu bu dizi? 5 yıl maksimum, yani çok zor şartta kalın, 6 gün belki ama. 6 gün. Günde ne kadar çalışıyorsunuz? İşte günde 16-17 saat çalışıyoruz. Bu Amerika standartlarına göre çok ağır bir çalışma şartı. Ben Dünya Aktörler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği de yaptım. Dünya Federasyonu Federasyonu. Onun için biliyorum. Amerika'da American Actors Union var. Onlar da bu kuralları, yani bizim dediğimiz kurallara çok dikkat ediyorlar. Çok iyi çalışan bir biliyor. Ama maalesef Türkiye'de henüz bunlar geçerli olamaz. Peki bir sorumuz daha. Bu size verilen senaryolar günlük mü veriliyor yoksa haftalık o Big G dizinin senaryosu size veriliyor mu? Bütün dizinin tamamı baştan mı yazılıyor yoksa senaristler haftalık mı yazılıyor? Haftalık yazılıyor. Siz mesela bundan sonra bir haftayı daha bilmiyorsunuz. O bilmiyorum, haftanın evet. Başında mı veriliyor? Evet. Yani çünkü çok merak ediyorlar. Ezberleme zamanlaması ne kadar? Biz çok çok eğleniyoruz. Tabii şimdi Amerika'daki aktör yıllık alıyor şeyi, senaryoyu ve bütün hikayeyi baştan önceden okumuş oluyor ve yayına girmeden önce en azından 2-3 bölüm stok yapmış olarak ya da tümünü bitirmiş gibi. Dolayısıyla dizi yayına girdiğinde o oyuncu başka bir işle uğraşıyor olabiliyor. Ve o tabii dizi yayına girmediği için rahat uzun bir çalışma süresi oluyor onlar. Evet. Yani bir bölümü bir ayda çekiyor. Evet. Sinema filmi. Evet. Tabii biz bir bölümü sinema filminden daha uzun olan bir bölümü 6 günde falan çekiyoruz. Peki nasıl sinema filmi 3 ayda çekiliyor? Bu 6 günde nasıl çekiliyor? Evet, biz de onu merak ediyoruz. Yani biz ben de Amerika seyircisi olarak çalışma şartları, burada sendikalar mı? Sanatçıları sendika var ama var mı? Ertelif hakları, yani fikri mülkiyet kanunu konusunda çok yaptırımda bulunamıyor. Çünkü oyunculuk mesleğinin iş ve işçi bulma yasalarında tanımları çok net değil. Yıpranmaları çok net değil. Dolayısıyla bu meslekte çalışanların hangi haklara sahip olduğu da çok net. Mesela Amerika'da bir aktör çok az filmde oynayıp ama fikri mülkiyet hakkı dolayısıyla o filmlerden geri dönen parayla uzun süre para kazanabilir ve yaşayabilir. Ama burada adam yüzlerce filmde oynamıştır.
geri dönmediği için satıyor tek seferlik hakkını. Filmlerden, filmlerin oynatılmasından işe geriden yani fikri mülkiyet hakkı almadık. Buna bağlantılı hak ya da komşu hak geliyor. Bunu almadığı için Yeşil Çam değerinde yüzlerce filmde oynayıp sefil bir şekilde hayatını kaybetmiş insanlar oldu. Şimdi ben şeye gideceğim. Türk özellikle Türk dizileri genelleme olarak genel tema aşk. Betrayal ne demek? Betrayal. İhanet. Ya da ve bütün karakterlerde baş oyuncu olsun ya da daha yedek oyuncu olsun. Herkes çok yoğun duygularını kullanarak yapıyor. Ve bu yurt dışında Turkish drama olarak insanların beyninde bir ayrı bir yeri var. Siz belki bunu bilmiyorsunuz. Yani drama queen diye bir terim var. Evet. Ve bunun haricinde don't give me Turkish drama. Yeni bir terim var. Çünkü insanlar artık Türk dizilerini çok yakından tanıyor ve bunu bir terimleştirdi artık. Çok enteresan ya. Çünkü hakikaten aslında onun benziği bir şey. Evet. Ben de bunu sizinle onun için şahsen görüşmek istedim. Hani anlatmak istedim. Yani insanların ciddi bir bağı var Türk dizilerine karşı. Ve bu soruda diyorlar ki Türkiye dışında dünya kültürlerine çok yakından Türk dizilerinin dünya kültürlerine hitap etmesinin sebebi sizce ne olabilir? Aşk yüzünden mi yoksa kültürel bizim kültürlerimiz, örf adetlerimiz birçok başka mesela Meksikalıların kültürlerine çok benzetiyorum ben. Onlar da aile bağlı. Siz bir sanatçı olarak Türk dizilerinin dünyaya yaygınlaşmasını ve tutulmasının baş sebeplerini ne olarak görüyorsunuz? Ben insanların birbirine olan benzerliği olarak görüyorum. Yani Türkiye'de hiç dizi yokken benim eşim de Türkiye Devlet Televizyonu'nda prodüktördü ve o da mesela ilk defa Türk dizisini başlattı. O tarihi romanlardan başladı. Türk romanı ve gerçekler. Sonra başka bir de aile dizisi yaptı. Ferhunde Hanım ve Kızları diye. Onun yapımcısı. O mesela bir ailenin içinde geçen günlük olayları anlattı. Şimdi ama iş ticarete binince şöyle formatlar oluşmaya başladı Türkiye'de dizi olayı geliştirince. Bir genç oyuncu, jön, bir genç kız jön, bunların aşkı olmalı. Bu çünkü genç kitleye hitap etmeli. Yani bunların babası ve annesi olmalı. Ya bunlar ayrılmış olmalı, ya efendim anlaşamıyor ya da çok abartılı bir hayat yaşayan bir grup olmalı. Kızın annesi, ailesi zengin, oğlanınki fakir ya da tam tersi. Böyle şeyler var. Bir bakıyorsunuz bir dönem Brezilya dizileri vardı işte, pembe dizileri. Evet. Aşağı yukarı onlarda da öyleydi. Evet. Yani ya bunlar birbirlerini taklit ediyorlar ya da insanların entelektüel düzeyleri belli bir seviyedeyken bunlardan hoşlanıyor. Şimdi mesela bunlardan hoşlanılmıyor. Evet. Neden? Ben bunu belki de sosyal medyaya bağlıyorum, internete bağlıyorum değil mi? Evet. O biraz farklılaştı. Televizyon izleme olayı da onları genç insanlar bilgiye ulaşabiliyor. O zaman saçma bulmaya başladılar bazı şeyleri. Mesela artık işte illa başrol oyuncu ve çok jön biri olmasının yanı sıra diğer roller de çok önemli olmaya başladı. Çünkü bir tek başrol oyuncusu bir dizi ya da bir filmi sürükleyebilir. Şimdi birazcık Cesur ve Güzel'e geçelim. Seyirci, Amerika'daki seyirci sizi Tahsin Korludag rolünü çok başarılı yaptığınızı inanıyoruz. Çok severek izledik. Bu rolünüzdeki en sevdiği bize Tahsin Korludag hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu anlatır mısınız? Tahsin Korludag enteresan bir adam.
toplumun zayıflığından yararlanıp kendi çevresinde oluşturduğu adamlarıyla baskı yaratıp kendini sürekli para kazanan ve önemli adam, belediye başkanını seçtiren, emniyet müdürünü yöneten filan bir adam durumu olmuş. Yani bugün dünyadaki siyasetin küçük bir kesiti onun kasabasında yaşanıyor. Ve Tahsin Korludag bugün dünyada bu siyasetin liderliğini yapan ama çok masum gibi görülen insanlardan birisi. Değil mi? Onlar ne kadar masum değil. Belki Tahsin Korludag öbürlerinden biraz daha masum hatta. Bunun yanında Tahsin Korludag tabii birilerinin baskı yapıyorsa, birilerinin ortadan kaldırılmasına neden oluyorsa falan, bunu asla kendisi yapmıyor. Adamlarına yapıyor. Dolayısıyla hiçbir daha suçlu olmuyor. Kendi suçlu. Her ne kadar Cesur bunun peşinden koşsalar. Evet. Hiçbir suçu yok. Cesur araştırdı ne de bulamadı. Ama bir taraftan insan sevgisi olan bir adam. Kızına yani, çok kızını düşün. Okula götürüyor o zamanlar çocukken. Hep o var yani anlatılıyor. Oğlunu biraz beceriksiz bulduğu için ona kızıyor. Kızı becerikli buluyor. Eşi öldükten sonra bu Nihan'ı mesela çünkü ona kimsesizler yani çocuk yurdu müdürü tecavüz etmeye kalkıyor. Onu kurtarıyor ama o zaman işte o öbür çocuk diye Rıza'nın orada bir durumu var. Mesela bu erken bitirdi. Belki Rıza'nın ne yaptığını bizim görmemiz söz konusu olabilir. Değil mi? Onu da merak ediyoruz. Evet. Niçin? Bir de bir belirgin bir şekilde bizim araştırmalarımıza göre bir senarist değişikliği olmuş galiba. Evet. Bunu biz seyirci olarak, yani Amerikan izleyicisi olarak hissettik. Hı hı. Yani dizinin akışı bir anda böyle bir spontanelikten çıktı, monotonlaşmaya başladı. Sizin sanatçı olarak, iki soru bu. Siz sanatçı olarak bu dizinin akışında itirazda bulunabiliyor musunuz? Senaristlere diyebiliyor musunuz? Bu mantıklı değil, bunu şöyle yapalım. Dizinin akışında bir kontrolünüz oluyor mu? Çok olmuyor çünkü mesela ilk yazan Ece Yörenç'ti ve tek başına oluşturdu. Çok enteresan şeyler de bulmuştu. Dolayısıyla biz onlarla başladık. Ama 16. bölüm galiba sonrası o tip değiştirdik, başka bir bölüm geldi. Tabii Ece kendi kafasında bütün bu diziyi kurmuştu. Yeni gelen ekip onun kafasının içine giremiyor. Yani onun kafasında ne olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla onlar da kendi kafalarında diziye bir biçim kazandırmaya çalışıyor. O biraz farklılaşmaya gidiyor. Mesela ben o zaman söyleyeyim ama bunlara bir dahil edemiyor. Çünkü senaryo yazmak da çok zor. Yani düşünün onlar da milleti aylarca, yıllarca oturacağız diye oyunlar gibi bir olur senaryoyu 5-6 günde yazıp yetiştirmek zorunda. Mesela Tahsin'in Cahyası ölmemeli bir dönem. Evet. Talih. Çünkü Karakutu orada çok bilgi vardı değil mi? Eşi Nihan ölmemeliydi. Çünkü orada da çok Rıza'yla ne oldu orada değil mi? Evet. Onu öğrenemedik. Halbuki bunların üzerinden yürüselerdi çok başka hikayeler çıkarılıyor. Evet, belki dizi ilerleyebilir. Evet, ilerleyebilir. İkinci evet, sezona evet. Gidebilir. Biz bu işte seyirci olarak hep bunları merak ediyoruz. Evet. Belki bu Türkiye'de de var ama biz daha böyle dayanışmalı yani, bir yazım aşamasında yani. Tabii senaryo müdahale edemiyoruz. Yani sete geldiği zaman, çekime geldiği zaman belki rolü oynarken bazı önerilerimiz oluyor ama yani 15 sayfa 5 sayfa ya da bir şeyi yazdık sonra hepsini değiştirmek mümkün oldu. Öbür soru da şöyle. Dizi çekimlerinde genellikle sadece Cesur ve Güzel için değil sizin deneyimlerinizde bir dizi çekilirken kronolojik mi çekiliyor yoksa senaryo yani sizin mesela belirli sahneleriniz atıyorum belki bir bölümde hiç yoksunuz.
o hafta siz gelmiyor musunuz? Yoksa bütün görüntülerinizi çekiyorsunuz, 2-3 gün tatil mi yapıyorsunuz? Ya da o hafta kimler olması gerekiyorsa onlar mı? Şimdi bu ana kas, ana kadro dediğimiz kadroda o hafta olmamak diye bir şey yoksa. Çünkü o hafta olmadığımız zaman o hafta gelirimiz olmamış oluyor. Çünkü bütün haklar yapımcıya satılıyor Türkiye'de o sözleşme yapılırken. O zaman oyuncunun da bazı hakları olması lazım. Oyuncu kontrata koyabilir bunu yani. Benim olmadığım bölüm olmayacak. Bu bir. İkincisi tabii olduğu için, olduğu, o her bölümde olduğu için şöyle olmuyor mesela. En başta gol, yani sayfayı açtınız, birinci sayfa. Birinci sayfada Tahsin var. Tamam hadi Tahsin'le başlayalım, olmuyor. En ortada, çünkü mekanla başlar. Mesela diyelim ki çekime pazartesi günü başlanacak. Pazartesi günü ofis kiralanıyor. Mesela o ofis pazartesi ya da pazar günü belki ofis kiralanıyor. Çünkü o ofisin tatil olduğu gün seçiliyor. Pazartesi günü yalı kiralanıyor. Evet, salı günü çiftlik kiralanıyor. Çarşamba günü belki köy meydanı boşaltılıyor ve oraya dekor çiziliyor. O zaman ne oluyor? En sondan bir saniye. En başta çekilebiliyor. En baştan bir saniye. En sonda çekilebiliyor. En orta. Böyle yerler karışık çekiliyor. Sonra editing gelir. Editing de onlar hepsi sıraya diziliyor. Peki senaryoyu siz ezberliyorsunuz. Bunun cevabını az çok ben tahmin edebiliyorum ama yazılmış. Senaryoyu konuşurken kendinizle bir şeyler ekliyor musunuz? Yoksa o anki ruh halinizde değişiklikler oluyor mu cümlelerinizde? Şimdi biliyorsunuz ezberlenmiş bilgi hayatta işe yaramaz. Değil mi? Mesela eski Amerikan filmleri vardı. Diyelim bir askeri okuldan mezun bir teğmen, bir tanesi hatırlıyorum, denizaltıya geliyor. Denizaltıda okulda öğrendiklerini söylüyor. Halbuki oradaki erler o denizaltıda çalıştıkları için çok iyi biliyorlar. Ona Türkçe'de öyle bir laf var. Cikcik komutan, cikcik subay muamelesi yapıyorlar. O da onlara çok sinirleniyor. Aralarında çekişme oluyor. Fakat işte bir çatışmada onların dedikleri doğru çıkınca bizim subay onlara doğru söylüyor. Onlar da ona doğru söylüyor. Aralarında uzlaşma oluyor. Şimdi bu aynı şey hayatta da olmamış. İnsanların yani çalışma süreci içerisinde yetkinliklerini ortaya çıkarabilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla ezbere bilgiyle oynanmıyor. Ezberlediğiniz zaman rolü hiç anlamamışsınız. Rolü hiç anlamadan da ezberlediniz. Çünkü rolü anlayın. Rolün gereklerine uygun. Neden böyle yapıyor bu adam? Bu adam nasıl bakar? Bu adam nasıl durur? Nasıl bağırır? Nasıl güler? Diye düşündüğünüz zaman o ezberden çıkıyor. Hatta yazılan metin bazen kitabi olabilir. Yani kitap cümlesi olabilir. Onu siz o adamın konuşma biçimini uydurduğunuz zaman o daha yaşayan bir şey. Başka soru da herhangi bir rolünüzde çekimler sürecinde bu karakteri çekimler dışında da yaşıyor musunuz? Ondan etkileniyor Hayır. musunuz? Hayır. Hemen çekimler bitince bunlar kurtuluyor. Yani bunu söyleyen profesyonel aktörler biraz reklam yapmak istiyorlar diye düşünüyorum. Var şu anda bunu söyleyen profesyonel çok da Amerika'da da var, çok tanınmış aktörler var. Mesela bir tanesi diyor ki ben yani sokakta da mahsus öyle davranıyorum ki çünkü ne reaksiyon alacağımı kendimi deneyemeye çalışıyorum diyor. Ona röportaj yapan kişi diyor ki evde de mi öyle davranıyorsunuz o zaman diyor. Onu da söylemeyeyim artık diyor. Çünkü sanki bunu yapmaya zorunluymuş gibi. Halbuki iyi bir aktör. Hem insanı da insan bilimcidir iyi bir aktör. Yani insan bir tür psikolog gibidir, bir tür psikiyatrist gibidir, bir tür sosyolog gibidir. Dolayısıyla hele
kendini sürekli kişisel gelişiminde sürekli takip ediyor ve geliştiriyorsa, o zaman insan davranışlarını, hareketlerini, her şeyi aşağı yukarı kafasında oluşturabilir. Onun için kendisini hasta etmeye gerek yok. Çünkü öbür türlü her oyunda, her rolden sonra oyuncunun hasta olması gerekiyor. Kişilik değiştirmesi gerekiyor. Onu doğru bulmuyorum, yaratıcı da bulmuyorum. Yine Cesur ve Güzel'e döneceğim. Cesur ve Güzel'in çekimleri sırasında bize yaşadığınız bir komik bir anınız var. Bu Kivanc'la olabilir, Tuba'yla olabilir. Bu sanatçılarla yaşamış olduğunuz komik bir an, bir kaza, bir şaka, böyle bir anınız varsa bizimle paylaşın. Yani mesela Tahsin Korludag sert bir adam ama babacan da bir yandan biraz, değil mi? Mesela ben Türk seyirciyle bazen konuşuyorum, hala konuşanlar var. Mesela geçen de bir genç bir adam, sarı kocaydılar. Adamla dedi ki, Tahsin Korludag'a ben çok beğenirim abi falan dedi. Niye dedim, sen de mi sert bir adamsın? Yok dedi, ben sert değilim karısı, sen hiç de sert değildin. Tahsin Korludag da sert değildi dedi o. Allah, sen öyle mi görüyorsun Tahsin Korludag'ı? Evet dedi, yani adamın tavrı davranışı olabilir ama adam düzgün adamdı dedi. Nereden düzgün? Biraz onu konuştuk. Şimdi mesela değişik anlama biçimi, değil mi? Evet. Ben de Tahsin Korludag zaman zaman sert, zaman zaman babacan oynuyordum. Mesela bir gün oynarken, şimdi demin sorduğunuz soruya da oğlumu oynayan Erkan Avcı, ona işte bir sahnede şey diyor, ekmeği versene donsuz kovboy diyor. Hatırlıyorum onu. Donsuz kovboy. Çocukcağız. Çünkü çocuğu kandırdı öbür kadın filan. Onu içirdi filan. Ona ilaç verdi. Sonra soydu. Orada zannetti ki aralarında bir şey geçti. Halbuki hiçbir şey geçmedi. Baba da bunu hem gülüyor hem dalga alay ediyor. Mesela onu ben mahsus çok nötr ve aniden söyledim. Orada güldük mesela. Hep beraber güldük. Ona benzer böyle sahneler oluyor yani. Yani gerçekte öyle bir şey yoktu. Donsuz dolu yoktu. Yok. Mesela. Ece yazmıştı onu. Ha. Ama onu mesela söyleme biçimi farklı olarak. Mesela şöyle söyleseniz, ekmeği versene donsuz kovboy deseniz, kimse gülmez bana. Evet. Ama ben ne yaptım? Ona baktım, ekmeği versene donsuz kovboy. Bak ben şimdi öyle gülüyorum. Evet. Hatırlıyorum çünkü o sahne. Çünkü mesela bunu bazen oyuncular böyle bir laf yazıldıysa onu abartarak ve altını çizerek söylemeye başlıyor. O zaman komikliği biliyor. Halbuki baba ağzına bakıp ekmeği versene donsuz kovboy dediği zaman daha komik oluyor. Değil? O zaman çocuk sinirleniyor. Tabii. Ekmeği versene donsuz kovboy dese yani olmayacak. Değil mi? Tadı kaçır. Evet. Zaten laf komik. Mesela öyle anlarda beklenmedik oyunculuk diyoruz biz ona. Erkan da hatta ona isim koyuyor. Ters köşe oyunculuk. Ters köşe oyunculuk. Ya da atonal oyunculuk. Sonra da ben dedim ki bu atonal oyunculuk bir gün tonal oyunculuk olacak. Evet. Çünkü o oyuncunun böyle sürprizler yapması ama bunları altını çizmeden yapması doğal diyor ki hayatta da böyle. Mesela bizim ailemizde de vardı. Ece onu yazmış, onu sonra çok kullandı. Bazı bu yaşta insanlar şey yapar. Mesela bardağı ver diyor. Ama konuşmaz, bardağı ver demez. Siz bakarsınız şimdi ne diyor diyor. O da... Ha, bardağı mı istiyorsun der hatta. Konuşma, üşeniyor konuşma. Bardağı ver. Mesela böyle şeyler de var. Onlar da yapılabilir değil mi? Oradan da çok gündelik hayattan şeyler çıkıyor. Maalesef rol oynarken insanlar biraz klişeleştiriliyor. Çünkü insanların gündelik hayatı o kadar absürt davranışları var ki. Evet. O absürt davranışlar role taşındığı zaman rolü izlemek de çok keyifli. Evet. Ama onu taşımak için insanları iyi tanımak gerekiyor. Halbuki biz birçok oyunu filmlerde ya da dizide oynarken hata yapmamak için kalıp gibi oynuyor. Dümdüz oynuyor ve ezberini geçiyor. İşte ona demin anlattığım deniz altındaki Tamer örneği ezberini geçiyor. Hayatın içine girmemiş oluyor.
Kıvanç'la var mı bir anınız bu dizi çekimlerinde? Tabii yani birçok anı var. Yani böyle şimdi tek tek aklıma gelmiyor ama onunla da böyle, o da daha ilk tanıştığımızda karşılıklı ilk oynadığımız sahnede şey demiştim, Tamer abi gözüm sende çünkü bir anda bir sürü şey yapıyorsun falan demişti. Bir de çok Kıvanç böyle sevdiğim ve kişiliği sağlam olan birisi. Hatta bize geldi ki Tamer abi benim oynadığımda beğenmediğim bir şey olsa lütfen söyle, ben de yaparım onu. Mesela herkes işte artık çok deneyimli olduğum için bir saygı gösteriyor falan. Ben genç birisine de gider sorarım. Bak şunu iddialı bir şey yaptım da nasıl geçti sana? Ve sence olur mu olmaz mı? Sen nasıl buluyorsun falan diye sorarım. Yani o dış göz diyoruz onu değil mi? Dışarıdan bakan göz. Objektif bir objektif şekilde evet, evet. Size kritik etmeden. Ha, kritik etmeden görüşünü söyleyeyim. Evet, onu biz constructive criticism. Yani yapıcı kritik. Kritik, evet. Evet. Cesur ve Güzel dizisi hakkında seyircinin bilmek istediğini düşündüğünüz bir tema var mı, bir şey var mı? Seyircinin şu anda bilmediği fakat çok ilginç bir fact var mı? Mesela Cesur ve Güzel dizisinde. Cesur ve Güzel dizisi şeyin bir Hollywood filmi vardı. Hot Summer değil mi? Hot Summer. Onu şimdi bakmak istedim. Orson Welles oynamıştı. Paul Newman oynamıştı. Benim yani Tahsin Orson Welles oynamıştı. Şeyi de Cesur'u da Paul Newman oynamıştı. Ama o benziyor. Hikayesi aynı değil. Yani aynı değil. Zaten belli bir bölümden sonra hikaye iyice dönüştü. Mesela o da ona evrensel bir şey diyor. Yani demek ki insanlar birbirlerine benziyor. Demin sordunuz ya. Yani Brezilya dizisi de olsa Türkiye'de izleniyor mesela o dönem ki. Biraz abartılı aşklar var onlarda. Pembe dizileri. Ama Türkiye'de hanımlar başından kalkmıyor. Avrupa'da da öyleydi ve Amerika için o dönem dizi olayının başlarıydı ve önemli bir copyright geliyordu yani, değil mi? Şimdi aynı şekilde Türk sineması ve Türk dizileri de öyle olmaya başladı. Dolayısıyla yani Cesur ve Güzel mesela Gürcistan'da oynadı. Kolombiya'da bir fan kulübü var dediğim gibi sizin orada oynuyor. Bu nedenle yani hikaye, bir Amerikan filmi hikayesi gibi olmakla birlikte Türkiye'de geçmeye devam eden bir hikaye olarak yayınlandı. Ve o insanlar Amerika'daki de, Kolombiya'daki de, Gürcistan'daki de empati kurabildi. Çok teşekkür ederiz vaktinize. Ben de çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ben de çok memnun oldum. Böyle bir sürpriz oldu.